Yavuz Sultan Selim Han'ın türbedarı olan zat tarafından Muzaffer Ozak Kuddusi Ruh Hazretlerine anlatılan bir hadise. Benden önce türbedar olan babam bir gün evden üzgün ayrılmış. Çünkü bana hamile olan annem ondan kiraz istemiş. Çok olsun, şöyle iki okka demiş. Babam kirazın turfanda olduğu, dolayısıyla da az bulunduğu bir mevsimde, üstelik bulunsa da satın alacak parası olmadığı için üzülmüş ve üzüntüyle türbeye gelip süpürmeye başlamış. Ama kafasında gittikçe büyüyen üzüntüyle bir ara infiale kapılır ve elindeki süpürgen sapıyla Yavuz'un sandukasını vurarak şöyle seslenmiş. Hey koca sultan, bunca yıl sana hizmet ettim. Hiç himmetin yok mudur? İki okka kirazını da mı göremeyeceğim? Ben şimdi evime ne yüzle gideceğim? Biricik karımın şimdiye kadar bir tek isteğini de götüremeden eve nasıl gireceğim? Daha sonra o gün türbedeki işlerini bitirdikten sonra gitmiş. Ertesi sabah erken saate sabahın padişahı Sultan Abdülhamit Han türbedarı saraya çağırtır. Adamcağız büyük bir korku ve heyecana kapılır. Basit bir türbedarın padişahın huzurunda ne işi var? Yoksa bir ihbar mı var? Başına bir felaket mi gelecek durup dururken? Böyle duygular içindeyken saraya getirilir. Padişahı nasıl selamlayacağı ve konuşma usulü öğretilir. Fazla beklemeden huzura alınır. Padişah türbedara sorar. Anlat bakalım türbeler efendi, dün neler oldu? Heyecan ve korkunun verdiği terle sırılsıklam olmuş halde türbedarın dili damağına yapışır. Güçlükle anlatmaya başlar. Türbeyi saatinde açtım, silip süpürdüm, günlük temizliği ve bakımı yaptım. Vakit tamam olunca daha kapattım der. Sultan Abdülhamit Han, sonra ne oldu diye sorar. Büsbütün korkan adamcağız duyulur duyulmaz bir sesle başka bir şey yapmadım efendimiz der. Padişah ısrar eder. Korkma, doğruyu söyle. Müslüman yalan söylemez der. Türbedar çaresiz bir gün önce türbede yaptığı işi olduğu gibi anlatır. Padişah hayretle karışık bir sevinç içine der ki, bak şimdi oldu. Sen dün iki okka kiraz yüzünden dedem Yavuz Sultan Selim Han'ın sandukasına vurdun. O da bu gece benim kulağımı çekti. Padişah türbedara yüklü bir ihsan-ı şahane verir ve maaşını arttırır ve türbedar giderken de şöyle söyler. Bir daha böyle basit ihtiyaçların için dedemi rahatsız etme de bizden iste.